أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, hatırlayacak olursanız nevasih dediğimiz müptedâ haberin başına gelip bunların müptedâ haberliğini bozan, kendilerine isim haber alan yapılardan bahsediyorduk. Bunları üç gruba ayırmıştık. Kâne ve ahavatı, inne ve ahavatı, zanne ve ahavatı demiştik. Nevasih üç grup amilin adıdır. Kâne ve ahavatı, inne ve ahavatı, zanne ve ahavatı. İki grubu bitirmiştik. Zanne ve ahavatına gelmiştik. Burada ne oluyor? Mübteda haber zanne babının birinci ve ikinci mef'ulü oluyor. İkisi de mensuba dönüşüyor. Şimdi bu zanne babı dediğimiz şey nedir? Bunlara ef'ali kulub da deniliyor. Kalp fiilleri. Alimtu, ra'eytu, vecedtu, za'amtu, zanentu, hiltu, hasibtu. En çok kullanılanları zanne ve alime olduğu için kimi kitaplarda alime babı, kimi kitaplarda zanne babı diye geçer. Bunlar bir grup fiil. Kalp fiilleri, kalbi fiiller. Yani mesela ra'eytu de bunlardan. Mesela ra'eytu, gördüm. Ama o göz görmesi değil. Yani mesela ben seni iyi bir insan olarak görüyorum diyorum ya, oradaki görme fiili. Nedir o? Yani ben seni iyi biliyorum demek. Kalp fiilleri olacak bunlar. Şimdi bu grubun önce müellifimiz fiillerini verecek, hükümlerini söyleyecek, her birine birer örnek verecek. Bu grupla ilgili bilmemiz gereken iki tane önemli hüküm var. Bu fiillerde ilga ve talik dediğimiz bir amelden kesme hadisesi oluyor. Bu nasıl oluyor? Şartları neler? Bunları göreceğiz ve bu konuyu inşallah bitireceğiz. Nevasih'in üçüncü grubunu bu dersimizle birlikte bitirelim. Et-thalithu, nevasih'in üçüncü grubu zanne ve ra'a ve hasibe ve dera ve hale ve za'ame ve vecede ve alime, ama nasıl? El-kalbiyyatü. Kalp, yani manaları kalp ile alakalı. Fetensibuhuma mef'uleyni. Bunlar müpteda ve haberi mef'ul olarak, müptedayı birinci mef'ul, haberi de ikinci mef'ul alarak nasb ederler. Nahvu, ra'eytullâhe ekbera külli şeyin. Allah'ı her şeyden büyük gördüm. Şimdi Allah görülen bir şey mi? O zaman bu ne manasında bu? Kalp manasında, yani bildim demek. Bak, müellif öyle bir örnek seçiyor ki bu örnekte ra'anın gözle görmek manasında olma ihtimali yok. Evet, araftü, alimtü. İki tür rü'yet var. Bir rü'yeti basariye vardır, ona göz görmesi derler. Ra'a fiili orada da kullanılır. Bir de rü'yeti kalbiye var. Kalp gözü, kalp görmesi. Yani bir şeyi bir hal üzere bilmek demektir o. Şimdi ra'a fiili bu manada da kullanılıyor. Eğer birinci manada göz görmesi için kullanılırsa iki mef'ul almaz. Tek mef'ul alır. Ra'eytü zeyden, zeydi gördüm. Ama ra'eytü zeyden alimen demek, zeydi alim bildim demektir. İki mef'ul aldığı zaman bilmek manasında. Tamam mı? Burada ra'eytü fiil fa'il, Allah'a birinci mef'ulü, ekbera ikinci mef'ulü. Şimdi bak, bu ra'eytü fiili burada kalp fiil olarak gelmiş değil mi? Yani nevasih grubundan. Çünkü cümlenin aslı Allahu ekberu idi. Mübteda haberdi bu. Ra'eytü mübtedayı birinci mef'ul aldı, ekberayı da ikinci mef'ul aldı. Tamam mı? Ekbera külli, ekberanın muzafun ileyhi, şeyinde küllinin muzafun ileyhi. Burada ne var? Tetabü'ül idafe var. Yani peş peşe izafetler var. Zincirleme, isim tamlaması var. Ona tetabü'ül idafe derler. Şimdi arkadaşlar, bu fiillere ait iki tane temel hüküm var. Birincisi ilga. Eğer kalp fiili, yani bu şu saydığımız fiiller,
iki mefullerinin arasına girerse, iki mefulünün arasına, mesela birinci meful başa geçiyor, ikinci meful sonda kalıyor, kalp fiili arada kalıyor. Bunun adı ilgadır. O zaman kalp fiilinin amel edip etmemesi caizdir. Bir de kalp fiili iki mefulünden sonraya kalırsa, yani iki mefulde başa geçerse yine ilga işlemi uygulanabilir. Yani kalp fiilinin ameli iptal edilebilir. Sonda olduğu zaman kalp fiili amel etmemesi tercih edilir. Ortada olduğu zaman amel etmesi tercih edilir. Ama kalp fiili iki mefulünün başındaysa orada ilga milga yok. Kesin amel edecek. Tamam mı arkadaşlar? Bak ilga dediğimiz şey neymiş? Kalp fiillerinin iki mefulünün arasına girmesi veya iki mefulünden sonraya kalması. Bu durumda ne olurmuş? Kalp fiilinin amel etmeme, amelinin iptal edilmesi caiz olurmuş. Bu işlem caiz bir işlem. Yani kalp fiili iki mefulünün arasına girdiği zaman veya iki mefulünden sonraya kaldığı zaman vücuben ameli kesilmez. Bir de taalik dediğimiz bir işlem daha var. Taalik işlemi kalp fiilinin iki mefulde lafzan amelinin kesilmesidir. Mahallen amel eder. Tamam mı? Kalp fiilinin, kalp fiili burada başta, iki meful sonra geliyor. Ama o iki mefulün başında bir takım edatlar bulunuyor. İstifham edatı, nefi edatı, lamül iptida gibi, inne gibi, kasem gibi bir takım edatlar bulunduğu için kalp fiili amel edemiyor. Buna taalik denilir. Kalp fiili lafzan amel edemiyor ama mahallen o cümle kalp fiilinin iki mefulü yerine geçiyor. Bunları inceleyeceğiz bu bölümde. Şimdi metin kısmını okuyoruz. Ve yulgayne, kalp fiilleri ilga edilirler. Yani amelleri hem lafzan hem mahallen iptal edilebilir. Caiz işlem. Bir rucuhanin, tercihli olarak amelleri iptal edilir. İn teahharne, eğer kalp fiilleri iki mefullerinden sonraya kalırsa. Nahvi, buna örnek. El kavmu fi eteri zanentü diyor. Bakın, el kavmu fi eteri zanentü diyor şair. El kavmu fi eteri zanentü. Bu zanentü kalp fiili. El kavm aslında onun birinci mefulüydü. Bu cümlenin aslı zanentül kavme fi eteri. Cümlenin aslı bu. Zanentü ben zannettim. El kavme topluluğu nedir zannettim? Kainen fi eteri. Peşimde zannettim. Benim izimden geliyorlar zannettim. Toplumu arkamda geliyor zannettim diyor. El kavme birinci mef'ul, kainen fi eteri, tamam mı? Zarf-ı müstakar olarak ikinci mef'uldü. Şimdi kalp fiili buradan geldi buraya. İki mef'ulünden sonraya kaldı gördüğünüz gibi. O zaman zanentül el kavme fi eteri, tabi burada anlaşılmaz. Bu zarf-ı müstakar olduğu için el kavme fi eteri zanentü de diyor Arap. Ama tercihli olarak ameli iptal ediyor. Bu ne oluyor o zaman? Müpteda oluyor. Fi eteri haber oluyor. El kavmi fi eteri. Yani bu da açıklama cümlesi, tefsir. Kavim benim peşimdedir. Yani zanentü, ben öyle zannediyorum. Bak, zanentül kavme fi eteri. Amel verirseniz el kavme fi eteri zanentü, gene aynı manayı vereceğim. Kavmin benim izimde olduğunu zannettim diyeceksin mana olarak. Ama el kavmi okuduğun zaman iş değişiyor. İki cümle var burada. Bir, bak demin bir cümle vardı. Zanentü fiil fail, el kavme birinci mef'ul, fi eteri ikinci mef'ul. Tek bir cümleydi. Ama sen bunu el kavmi fi eteri dediğin zaman müpteda haber isim cümlesi oldu. Zanentü ayrı bir fiil cümlesi. Hani deminki istinaf cümlesi vardı ya, onun gibi. Kavim benim peşimdedir. Yani ne demek istiyorsun?
Zanentü, ben öyle zannediyorum. Şimdi burada yapılan el kavmü fi eferi okuduğumuz zaman yapılan işlemin adı ne? İlga, kalp fiilinin ameli iptal edildiği. El kavme okursam ilga var mı? Yok. Caiz mi ikisi de? Caiz. Tercih edilen hangisi? Eğer kalp fiili sona kalırsa tercih edilen amel etmemesi. Tamam mı? Ve yulga yine bir rucuhanin. Tercihli olarak ameli iptal edilir. İn teahharne. Eğer kalp fiili sonraya kalırsa. Ve bi müsavatin. Ve eşittir. Eşitlik vardır. Yani amel etmesi de caiz, etmemesi de. Eşit olarak in tevessatne. Eğer kalp fiili ortaya gelirse, iki mef'ulünü ortalarsa. Nahvu ve fil eracizi hiltül lü'mü vel haveru. Ve fil eracizi. Eraciz, ürcüze kelimesinin cemisidir. Tamam mı? Eraciz, ürcüze. Ürcüze ne demek? Kasidenin zıttı. Araplarda iki tür şiir var. Bir Bahri Recez'den yapılan şiirler var. Ona ürcüze denilir. Cemisi eracizdir. Bahri Recez demek. Bir de kaside vardır. Kimi Arap şairleri iki türlü de söyler. Hem kaside tarzı hem Bahri Recez tarzı. Kimileri sadece raccazdır, recezcidir. Kimi kasidecidir. Tamam mı? Şimdi burada şair o Recez Bahri'nde şiir söyleyen kimseyi kınıyor. Ve fil eracizi, onun recezlerinde hiltü, ben zannettim. Hiltü bir mana zanentü, tamam mı? Zanentü. Bak bu efali kulüpten. Hale vardı ya, hiltü. Ne zannettim? Ellü'mü veya ellü'me. Vel haveru veya vel havera. İkisi de caiz. Şimdi kalp fiili hiltü. Birinci mef'ulü amel etse bu. Bu matuf. Vel haber matuf. İkinci mef'ulü fil eracizi caru mecruru zarf-ı müstakar olarak ikinci mef'ul. Tamam mı? Ve fil eracizi recezlerde, senin okuduğun recezlerde hiltü ben zannediyorum, var olduğunu düşünüyorum. Ellü'mü aşağılık, düşüklük, değersizlik. Vel haberu zayıflık. Tamam mı? Yani sen böyle basit recezlerle mi bizi tehdit edeceksin diyor. Şimdi burada hiltünün birinci mef'ulü ve ikinci mef'ulü. Eğer hiltüllü'me okursan amel ettirdin. Birinci mef'ul, şu da mahallen mensup, zarf-ı müstakar olarak ikinci mef'ul. Hiltüllü'mü okursan amel ettirmedin. Tamam, o zaman ellü'mü müahhar mübteda, fil eracizi mukaddem haber. Tamam mı? Hiltü de ara cümle. Vel haveru da buna matuf. Deminkinin aynısı. Peki müsavat olursa, yani kalp fiili iki mef'ulün arasına girerse amel etmesi mi etmemesi mi tercih ediliyor? Eşit. Eşit. Müahhar olduğu zaman kalp fiili amel etmemesi tercihli. Ama müsavat olduğu zaman, İki mef'ulün arasına girdiği zaman iki vecih de caiz. Bazı alimlere göre i'mal. Şimdi talik dediğimiz işleme geldik. Bu ilga idi. Demek ki ilga işlem olarak caiz. Ama ilga yaparsan lafızda da mahalde de ameli kesiyorsun. İlga yaparsan artık lafızda da mahalde de ameli kesiyorsun. Şimdi farklı bir duruma geliyoruz. Talik. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılıyor. Ve in veliyehunne, eğer kalp fiilinin peşinden gelirse, ne gelirse, ma bir. Bunlara edatü talik diyeceğiz. İki la, ev veyahut in ennafiyatü. Bu üçü nefi edatı. Ma la in. Bu nefi edatları gelirse. Tamam, üç tane nefi edatı. Ev veya lamül iptidai. Kalp fiillerinden sonra lamül iptidai gelirse. Evil kasemi, lamül kasemi, kasem lamı gelirse. Evil istifhamı veya soru edatı gelirse.
batala ameluhunne fil lafzı vücuben. Bak fil lafzı. Kalp fiillerinin o iki mef'ulün lafzını nasb etmeleri vücuben iptal edilir. Ama o iki mef'ul cümle olarak ne olur? Mahallen mensup olur. Kaimun mekame mef'uleyn. İki mef'ul yerine kaim olur. İşte bu işleme talik diyoruz. Talikte kalp fiili başta, iki mef'ul sonra. Fakat o iki mef'ulün evvelinde kalp fiilinden hemen sonra ne var? Nefi edatları ma la in. Başka ne var? Lamül kasem. Cevabı lamül kasem var. Başka ne var? Lam-ı iptida var. Başka ne var? İstifham soru var. İşte bunların hakkı sadaret, yani başında bulunduğu cümlenin başında olmak olduğu için sadaretten dolayı efendim bunlar kalp fiilinden sonra gelirse, eğer bunları kalp fiillerinin mef'ulü yaparsak o iki mef'ulü, bu yapıların sadareti bozulacağından dolayı yapamıyoruz. Ne diyoruz? Kalp fiilini, amelini iptal ediyoruz. Ama mahalde amel ettiriyoruz. Bu işlemede ta'lik diyoruz. Tamam mı? Ve sümmiye zâlike ta'likan. Bu işleme ta'lik işlemi denilir. Nahvu lina'leme bilmemiz için eyyül hizbeyni ahsa. İki gruptan hangisi saymıştır değil mi? Eyyül hizbeyni bak. Alime ya'lemu. Kalp fiili var mı? Var. Lina aleme bilmemiz için. Şimdi buna ne lazım? İki mef'ul lazım değil mi? Şunu eyye yapsanız, ya birinci mef'ul, ahsayı da ikinci mef'ul yapsanız, bakın burada bir problem çıkıyor. Bu istifham edatıdır. İstifham. İstifham ne olması lazım? Sadaret lazım. Yani bu şurada başta bulunacak. Ama bulunmamış, ayet bu. Eğer sen bunu mef'ul yaparsan bulunmamış olur. Ama şunu şuradan kesersen, kalp fiilini bunda mamül yapmazsan, buna mamül yapmazsan sadareti olur. Tamam mı? Şimdi eyyüye sadaret lazım demek sayfanın başında bulunacak demek değil. Bulunduğu cümlenin başında bulunacak. Sen buna amel verdiğin zaman bunun sadareti bozuluyor. O zaman ne yapıyoruz? Şunu amelden kesiyoruz. Amelden kesince eyyü'yü müpteda yapıyoruz. Eyyü, el-hizbeyniye muzaf olmuş. Ahsa'yı da haber yapıyoruz. Müpteda, haber. Şimdi peki bunun ameli ne olacak? Bunun lafızda amel ettiği zaman sadaret bozuluyor. Ama mahalde amel etmesi, mahal gözle görülmediği için, onun efendim bir gözle görülen irabı olmadığı için o bir engel teşkil etmiyor. Diyoruz ki şu müpteda haberde meydana gelen bu isim cümlesi mahallen mensuptur. Na'lemünün iki mef'ulü yerine kaimdir diyoruz. Şimdi bu işleme niye talik deniliyor? Talik askıda demek. Askıda. Yani bir açıdan mahalde amel var ama lafızda amel kesiliyor. Nasıl bir amil? Bu böyle askıntıda duruyor yani. Ameli askıda duruyor. Mahalde amel edemiyor. Mahalde amel ediyor. Lafızda amel edemiyor. İşte bakın bu kalp fiili. Şunlar birinci ve ikinci mef'ullerdi. Tamam mı? Ne oldu şimdi? Kalp fiilinden sonra mef'ullerin başına bir istifham edatı gelince bunun amelini iptal etti. Bu iptal işleminin adı neymiş? Ta'lik. İptalül ameli fil lafzi. Ama işlem caiz değil. İşlem vacip. Ta'lik işlemi arkadaşlar vacip, caiz değil. Yani şu edatlar geldiği zaman bakın buraya başka ne gelebiliyordu istifhamdan başka? Ma, la, ininafiye, başka? Lamül iptida, cevabü lamül kasem. Hiç fark etmez. Hangisi gelirse şuraya gelsin. Bunun ne yapıyor? Amelini lafızda iptal ediyor ama mahalde amel devam ediyor. Bir yönden amil, bir yönden amil değil. Muallak, askıda bir amil. Talik, işlemin adı da talik. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Bu anlattığım hususları inceleyeceğiz şerhte. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Bâbü-Thâlithü minen-Nevâsıhî. Nevâsıhın üçüncü babı nedir?
مَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ مَعًا Hem mübtedayı hem haberi ikisini birlikte nasb eden efendim kelimelerdir, fiillerdir. وَهُوَ Bunlar da اَفْعَالُ الْقُلُوبِ Kalp fiilleridir. Sırayla şimdi her birine bir örnek verecek müellifimiz. وَهُوَ zanne. Bir tanesi zanne. نَحْوُ وَاِنِّي Muhakkak ki ben لَاَظُنُّكَ Seni zannediyorum. Ya Firavun, ey Firavun, ne zannediyorum? Methburan. Yani bir mana haliken. Helak olmuş. Thubur el helak. Senin helak olduğun olacağını düşünüyorum. Hazreti Musa kime diyor? Firavun'a diyor, değil mi? Şimdi burada inne, ya onun ismi, le'ezunnüke innenin haberi. Bakın burada zanne, yazunnü, ezunnü, kalp fiili var. Kaf, le'ezunnüke'deki kaf, birinci mef'ul. Methburan, ikinci mef'ul. Ya Firavun'u, nida ara cümle. Nida, üslubun nida, ara cümle. Ey Firavun, ben senin helak olacağını düşünüyorum diyor. Bir diğer kalp fiili ve ra'a, ra'adır. Ama hangi ra'a dedik? Ru'yeti kalbiye. Ru'yeti besariye değil. Ru'yeti besariye tek mef'ul alır. Nahvune gibi innehum, onlar, muhakkak onlar, yeravnehu ba'iden. Onun uzak olduğunu düşünüyorlar, öyle görüyorlar, öyle zannediyorlar. Ve nerahu, biz ise onu kariben, yakın olduğunu düşünüyoruz. Gözle görmek değil bu. Yeravnehu, hu birinci mef'ul, garib ba'iden ikinci mef'ul. Ve nerahu, hu birinci mef'ul, kariben ikinci mef'ul. Tamam arkadaşlar. Daha ne gibi? Ve kavli şair, şairin şu sözü gibi. Ra'aytullaha ekbera külle şeyin muhaveleten ve ekserahum cunuden. Ra'aytullaha, Allah'ı tanıdım, bildim. Ekbera külli şeyin muhaveleten, güç bakımından her şeyden daha büyük. Ve ekserahum cunuden, ordu bakımından da onlardan daha çok. Yani Allah'ın melekler ordusu var, bunların birazcık şeyi var, gücü var. Allah'ın gücüyle, kudretiyle, Allah'ın melekleriyle kıyas kabul etmez diyor şair. Ra'aytullaha ekbera, birinci ve ikinci mef'ul, metinde de anlattım. Bir diğer kalp fiilimiz ve hasibe. Nahvine gibi la tahsebuhu, onu zannetmeyin. Ne zannetmeyin? Şerran leküm, sizin için bir şer olduğunu zannetmeyin. La tahsebu, hasibe, yahsebu veya la tahsibu, iki kıraatta var. Hu birinci mef'ul, şerran lafzan mensup olmuş ikinci mef'ul. Bir diğer kalp fiili deradır. Dera bir mana alime. Kekavlihi, şairin şu sözü gibi. Dürîtel vefiyyel ahdi. Yani ulimte demek. Dürîte bir mana ulimte. Sen bilindin. El vefiyyel ahdi. Sözüne sadakatli olarak bilindin. Ya urve, ara cümle, ey urve. Öyleyse madem ki sen sözüne sadık bir kimse olarak biliniyorsun. Fe'tebit, bununla ne yap? Gıpta et. Tamam mı? Fe inne itibatan bil vefa'i hamidun. Çünkü vefa ile gıpta edilmek, fe inne itibatan bil vefa'i, kişinin yani sözünde duran, sözüne sadık bir kişi olmakla kendisine gıpta edilmesi, hamidun, övgüye layık bir durumdur. Madem böyle bir hasletin var, sen bu hasletinle efendim sana insanlar gıpta eder diyor. Şimdi burada dürite dedi şair. Yani dera'nın meçhulü. Dera, dürie, dürie, duru, düriyet, düriyete, dürine, dürite. Tamam mı? Guzite gibi, rumite gibi ha. Dürite bir mana ulimte. El vefiyyel ahdi, dürite. Şimdi o T ne oldu? Birinci mef'ul naibi fail oldu. El vefiyye. Bak el vefiyye ikinci mef'ulünü de aldı. Tamam mı? Birinci mef'ul burada ne oldu? Naibi fail oldu.
Bir diğer kalp fiilimiz ve hale haledir. Kekavlihi yuhalu bihi ra'il hamuleti ta'iran. Şairin evleri yüksek bir yerdeymiş. Evlerinin ulaşılamaz, düşmanlar tarafından ulaşılamayacak şekilde yüksek bir yerde olduğunu anlatmak için diyor ki yuhalu zannedilir bihi, yani o sebeple, hangi sebeple şiirin öncesinden anlıyoruz. Evlerimizin çok yüksek yerde olması sebebiyle zannedilir. Ne zannedilir? Ra'il hamuleti. Hamule yük taşıyan hayvanlar, develer, atlar, katırlar. Bunların çobanı zannedilir. Ne zannedilir? Ta'iran, kuş zannedilir. Yani evimiz o kadar yüksekte ki ovadaki şeylere baktığın zaman diyor, deve çobanlarına ve o develere de tabii kuş kadar görünür. Yani o kadar evimiz yüksek yerde ve ulaşılamaz bir yerdeyiz. Düşmanlarımız bunu dikkate alsın demek istiyor. Şimdi yuhalu bihi, car ve mecrur yuhaluya müteallik, ra'i. Kim zannedilir? Ra'i. Tamam mı? O ra'i kelimesi yuhalunun nesi oldu? Naibi fail oldu. Dolayısıyla birinci mef'ul yerine kaim oldu. Ta'iran da ne oldu? İkinci mef'ul oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bir diğer kalp fiilimiz ve za'ame za'amedir. Kekavlihi, şairin şu sözü gibi. Za'ametni şeyhan, o kadın beni yaşlı zannetti diyor. Şeyh zannetti. Halbuki velestü bi şeyhin, ben yaşlı değilim. İnneme şeyhu, muhakkak ki ancak yaşlı. Men yedibbü debiben, böyle debelenerek yürüyendir diyor. Ben gencim demek istiyor. İnneme şeyhu men yedibbü debiben. Şeyh kime derler diyor yaşlı? Debelenerek yürüyene. Ben diyor çivi gibi ayaktayım, yani ben debelenerek yürümüyorum. Beni niye sen diyor yaşlı olarak vasıflıyorsun? Şimdi burada mahall istişhadımız zaamet ni şeyhan. Bak zaamet fiil. Nun nunu vikaye. Ya birinci mef'ul, şeyhan ikinci mef'ul. Tamam mı? Bir diğer kalp fiilimiz ve vecede, vecededir. Ve vecede, bir diğer kalp fiilimiz vecede. Kekavlihi Teala, tecidühü, onu bulursun. İndallahi, Allah katında. Hüve, onu hayran, daha hayırlı. Ve e'zame ecran, mükafat bakımından daha büyük bulursun. Hü birinci mef'ul, bak. Tecidühü, indallahi zarf, hüve zamiri fasıl, hayran ikinci mef'ul ve a'zame, o da ikinci mef'ule matuf, ecranda temyiz olmuş. Gördüğünüz gibi tecidühü, burada bulmak. Bak vecede de kalp fiili olabilmesi için mastarı vicdan gelmesi lazım. Vücut değil. Vecedenin iki mastarı olur. Vicdan. Yani mesela seni iyi buldum ya. Ne demek? İyi olarak düşünüyorum, öyle zannediyorum demek. Bir de kaybettiğim bir şeyi bulmak vardır. O tek mef'ul alır. O da vecede de, orada da vecede kullanılır. Ama o kalp fiili değildir. Kalp fiili demek manası kalple alakalı. Ya bir şeyi iyi bulmak, kötü bulmak, iyi düşünmek, zannetmek, bilmek, anlamak, tanımak gibi kalp fiili. Yani kalp, o eylemin yeri kalp. Seni iyi gören, kötü gören kalp. Hissiyat, evet. Ama hangi hissiyat? Dokunma değil mesela. Koklama değil. Vurma değil. Göz görmesi değil. Kalp ile ilgili hissiyat, kalp. Evet, bu grubun en çok kullanılanı da ve alime alimedir. Nahu kekavlihi teala, Allah-u Teala'nın şu sözü gibi fe'in alimtumuhunne mü'minatin, eğer onları, o kadınları mümine hanımlar olarak bilirseniz فَلَا تَرْجِعُهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ, onları kafirlere geri çevirmeyin. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bu şu ana kadar şerhte kalp fiillerini tek tek saydı müellifimiz. Her birine ayetten birer örnek verdi. Bazılarına ayetten örnek olmadığı için şiirden örnek verdi. Bitti. Tanıttı bize kalp fiillerini. Bir de kalp fiillerine mülhak olan yapılar var.
mesela alimtünün yanında teyakkantü gibi, eygantü gibi, teyakkane, eygane gibi fiiller var. Bazı havasi hamseye delalet eden fiiller var. Onlar da işlem bakımından bazı hususlarda kalp fiillerine ilhak olunuyorlar. Bazı hususlarda onlar kalp fiillerine ilhak oluyor. Şimdi geldik bu kalp fiillerine ait, amellerine ait hükümlere. وَمِنْ اَحْكَامِ هَذِهِ الْاَفْعَالِ Bu fiillere ait hükümlerdendir. Ne? اَنَّهُ يَجُوزُ ف۪يهَا الْاِلْغَاءُ وَالْتَعْلِيكُ Bu kalp fiillerinde ilga ve talik işlemi caiz olur. Ne demek ilga, ne demek talik? فَاَمَّ الْاِلْغَاءُ İlgaya gelince فَهُوَ o ibaratun şundan ibarettir. An iptali ameliha fil lafzi vel mahalli. Kalp fiilinin amelinin iki mef'ulün hem lafzında hem mahallinde iptal edilmesidir. Niçin? Litevessutiha beynel mef'uleyni. Kalp fiili iki mef'ulün arasına girdiği için ev teahhuriha anhuma veyahut iki mef'ulünden sonraya kaldığı için. Bak ilga ne zaman oluyormuş? Kalp fiili iki mef'ulün arasına girecek veya sonraya kalacak. İşlem caiz ama ister amel ettir ister amel ettirme. Amel ettirmemeyi tercih edersen lafızda da mahalde de amel ettiremezsin. Misalu tevessutiha beynehuma kalp fiilinin iki mef'ulün arasına girmesine örnek kavluke zanen zeyden zanentu alimen bil i'mali amel ettirerek böyle diyebilirsin. Ve yecüzü zeydün zanentu alimun bil ihmali. İhmal ettirerek de böyle diyebilirsin. Şimdi i'mal ve ihmal durumunda hani iki ayrı cümle çıkıyor ya, hani demin onu sordun ya manaya etkisi ne? Bu ilgada manaya etki var. Bak basit örnek üzerinden yapalım ki iyi anlaşılsın mesele. Zeyden zanentü alimen. Şimdi amel ettirdim. Birinci mef'ul, ikinci mef'ul. Şöyle yazayım. Zeydün zanentü alimün. Şimdi de amel ettirmedim. Bak kalp fiili arada. Şimdi amel ettirdiğin zaman Mehmet Hoca bu bir cümledir. Şimdi bu bir cümledir bakın. Birinci mef'ul bu, ikinci mef'ul bu. Bu da fiil fail bir cümle. Zeyd'in alim olduğunu zannettim. Ama ameli iptal ettiği, ilga ettiğiniz zaman Zeyd'ün müpteda olur, alimün haber olur, zanentü bu bir cümle isim cümlesi olur. Tamam mı? Şu isim cümlesinde müpteda haberin arasına ne girmiş? Bir cümleyi itiraziye girmiş olur. Fiil cümlesi. Zeydün alimün. Zeyd alimdir. Bitti nokta. Zanentü. Ben öyle zannediyorum. Zeydün Zeyd. Öyle zannediyorum ki ara cümle alimdir. Bunu Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Ahmet. Ahmet var ya. Ben öyle düşünüyorum ki şuraya gitmiş olabilir. Aynı sistem. Bak müpteda haberin arasına ara cümleler her yere girebilir. Bunlara cümle-i i'tiradiye derler. Sıfat mevsuf arasına girer, müpteda haber arasına girer, hal zülhar arasına girer. Her yere girer bunlar. Bak burada da müpteda haber arasına bu bir isim cümlesi müpteda haber. Ayrıca bir itiraziye fiil cümlesi giriyor araya. Manaya böyle bir etkisi var. قال الشاعر شاعر ne diyor? Ebil eracizi racezlerle mi? Yani kafiyeli şiirlerle mi? Bahri recezden yazdığın şiirlerle mi? Yebnel lü'mi ara cümle, nida cümlesi. Ey kınanmışın oğlu. Tü'iduni beni tehdit ediyorsun. Bu yazdığın basit, değersiz şiirlerle mi beni tehdit ediyorsun? Ey kınanmış kimsenin oğlu, düşük kimsenin oğlu. Oysa ve fil eracizi, racezleri de vardır. Hiltü ben öyle zannediyorum ki, ellü'mü düşüklük vardır, vel haberu ve zayıflık vardır. Yani böyle şiirlerle mi beni tehdit ediyorsun diyor. Şimdi bu şiirde fellü'mü, bak el-lü'mü veya el-lü'me de okuyabilirsin.
Mübtede ve mübtedadır, müahharun müahhar mübtedadır. Ve fil eracizi, bu ise fi mevdu'i raf'in, zarf-ı müstakar olarak mahallen merfudur. Li'ennehu haberun mukaddemun, mukaddem haberdir. Ve ülgiyet hiltü, hiltünün ise ameli iptal edilmiştir. Niçin? Li tevessutiha beynehuma. İkisinin arasına girdiği için, yani iki mef'ulünün arasına girdiği için. İki mef'ulden birincisi el-lü'mü, ikincisi fil-eracizi. İkisinin arasına girmiş. Peki vehelil vechani sevaun evil i'malu ercahu fihi mezheban. Vehelil vechani sevaun, iki vecih eşit midir amel edip etmemesi? Evil i'mali ercahu veyahut amel, evil i'malu ercahu veyahut amel mi tercih edilir? Fihi mezheban. Burada iki mezhep vardır. Genel alimlere göre tevessüt durumunda amel, teahhur durumunda ihmal. Bak, tevessüt durumunda amel, teahhur durumunda ihmal. Şöyle desek daha iyi aklınızda kalır. Tevessütte i'mal, teahhurda ihmal tercih edilir. Tamam mı arkadaşlar? Peki takaddümde ne tercih edilir? Kalp fiili mef'ullerinin başında olduğu zaman i'mal vacip değil mi? Tercihten bahsedemeyiz. Bak, o zaman üçe çıkaralım şimdi. Tekaddümde i'mal vacip. Tevessutta i'mal tercih ediliyor. İhmal de caiz. Teahhurda ihmal tercih ediliyor. İ'mal de caiz. Tamam mı arkadaşlar? Ve misalü teahhuriha anhuma. Kalp fiillerinin her iki mef'ulünden sonraya kalmasına örnek. Kavlüke Zeydun alimun zanentü. Bakın, burada Zeydun alimun bir cümle, isim cümlesi. Zanentü ayrı bir fiil cümlesi bak burada. Cümle itiraziye değil, iki ayrı cümle oldu. İstinaf cümlesi diyoruz. Bil ihmali, amel ettirmeyerek. Ki ve huvel ercahu bil ittifaki. İttifakla tercih edilen eğer teahhur durumunda amel etmemesidir. Ama ve yecüzü Zeyden alimen zanentü. Zeyden alimen zanentü de denilebiliyor. Bil i'mali, amel ettirerek. Şimdi amel ettirdiğimiz zaman ne oluyor? Zeyden zanentünün birinci mef'ulü, alimen ikinci mef'ul oluyor. Ve bu bir cümle. Zanentü fiil fail, Zeyden birinci mef'ul, öne geçen Zeyden, alimen ikinci mef'ul bir cümle. Ama Zeydun alimün, Zeyd alimdir, yani ne demek istiyorsun? Zanentü, ben öyle düşünüyorum. Kesin mi alim olduğu? Zanentü, ben öyle düşünüyorum. İstinaf cümlesi. Kale şair, şair diyor ki el kavmu fi eteri, kavim benim peşimdedir. Yani ne demek istiyorsun? Kesin mi peşinde oldukları? Zanentü, ben öyle zannediyorum. Fe in yekün ma kad zanentü, eğer benim zannettiğim olursa, eğer durum benim zannettiğim gibi ise fakat zafirtü, muhakkak ben zaferi elde ettim demektir. Ve habu, düşmanlarım ise ziyana uğradılar demektir diyor. Eğer düşündüğüm gibi ise, kavmim benim peşimdeyse, beni korurlarsa düşmanlarım ziyan eder, ben zafere ulaşırım diyor. Burada mahal istişadımız şiirin birinci şatrındaki el kavmu fi eteri zanentü, zanentü fiili teahhur etmiş. El kavmi okursak amel etmemiş. Tercih edilen neydi? Hüseyin amel etmemesiydi. Amel etmemiş. Ama el kavme fi eteri okusan caiz midir? Amel ettin caizdir. Peki amel ettirmediğimiz zaman Hüseyin kardeşim, el kavmi fi eteri zanentü okuduğumuz zaman el kavmi fi eteri cümlesi ne olur? Zanentünün nesi olur? El kavmi fi eteri cümlesi mübteda haberden meydana gelen bir isim cümlesi oluyor. Zanentünün bir şeyi olmuyor. Fel kavmi, bu şiirdeki el kavmi mübteda ve mübtedadır. Ve fi eteri, fi eteri de fi mevdu'i raf'in ala ennehu haberuhu, zarfı müstakar olmak üzere onun haberidir. Ve ühmilet zanne, zanne ise amelden ihmal edilmiştir. Li teahhuriha anhuma, iki mef'ulünden sonraya kaldığı için.
ve meta taqaddama'l fi'lu alel mubtada'i vel haberi ma'an. Eğer kalp fiili eğer iki mef'ulünün başında bulunursa lem yecuz el ihmalu. O zaman ihmal caiz olmaz. Yani i'mal vacip olur. La tequlu şöyle diyemezsin. Zanentü Zeydün kaimün diyemezsin. Bir ref ile zanentü Zeydün kaimün diyemezsin. Hilafen lil küfiyyin. Küfelilerin bir muhalefeti varmış Mehmet Hoca. Ama cumhur ulemaya göre Basralıları kastediyoruz tabi. İ'mal vaciptir. Demek ki tekaddüm durumunda i'mal vacip. Küfelilerin bir muhalefeti var. Tevessüt durumunda i'mal tercihli, ihmal caiz. Teahhur durumunda ihmal tercih, i'mal caiz. Mesele bu. Böylece ilga konusunu bitirmiş olduk. Ve emme ta'liku, talika gelince fehüve, talik nedir? İbaratün, şundan ibarettir. An iptali ameliha lafzan la mahallen. Kalp fiilinin amelinin lafzan iptal edilmesidir, mahallen değil. Niçin iptal ediyoruz? Li'tirâdi mâ lehû sadrul kelâmi beynehâ ve beyne ma'mûleyhâ. Kalp fiille iki mamülü arasına efendim sadrul kelâm, kelamın başında bulunması gereken bir edat i'tirâd girdiği için, araya girdiği için. Kalp fiilleriyle mef'ullerinin arasına, yani mef'ullerin başına, kalp fiillerinden sonra. Sadrul kelam, kelamın başında bulunması gereken bir edat araya girdiği için kalp fiilin amelini lafızda vücuben iptal ediyoruz. Mahalde ise devam ediyor. Vel muradu bima lehu sadrul kelam. Kelamın başında bulunması gereken edat diye çevirdiğimiz sadrul kelamdan kasıt nedir? Yani böyle edatlardan kastedilen nedir? Bir, men nafiyetü ma-i nafiye. Ke kavlike, senin şu sözün gibi. Alimtü ma zeydün kaimün. Şimdi Hüseyin kardeşim burayı tahlil yapalım. Alimtü fiil fail. Ma nedir buradaki ma? Nefi edat. Ma nefi edatıdır ve ona ne derler? Edatü ta'lik derler. Alimtü fiil fail, kalp fiil. Nerede bunun mef'ulleri? Burada. Niye amel edememiş? Çünkü araya nefi ma'sı girmiş. Buna ne derler? Edatü ta'lik derler. Buna ne derler? El cümletül muallak. El cümletül muallak. Yani ta'lik edilen cümle bu. Amelden düşürülen kalp fiilin kendisinde amel etmekten düştüğü cümle bu cümle. Alimtü nedir? Efali kulüb. Efali kulüpten değil mi arkadaşlar? Şimdi efali kulüb iki mef'ul istiyor. Şu ma olmasaydı nasıl okuyacaktık Hüseyin? Alimtü zeyden kaimen diyecektik değil mi? Araya ma girince, edatü talik girince bunun amelini iptal etti. Bu neye döndü? Mübteda, haber. Eski haline döndü. Şimdi buna, bu işleme niye talik diyoruz? Çünkü buradaki kalp fiili tam böyle bir askıntıda duruyor. Amel ediyor mu? Ediyor. Zeydun kaimin cümlesinin mahallini nasb ediyor. Ama lafızda amel ediyor mu? Etmiyor. Ediyor mu? Etmiyor mu? Askıda. Bir açıdan bakarsan ediyor, bir açıdan, lafız açısından bakarsan ma'ya sadrul kelam lazım olduğu için, değil mi, nefiye sadrul kelam lazım olduğu için bunu lafızda amel veremiyorsun. Ama mahalde de amel ediyor. Bir açıdan ediyor, bir açıdan etmiyor. Tamam mı? Şimdi burada bakın, talik edatı olarak ma, la, in, in-i nafiye bu, olumsuzluk edatı olan in. Lâmül kasem, cevâbü lâmül kasem, tamam mı? Hepsi bulunabilir. Lâmül iptidâ, hepsine tek tek örnek vereceğiz. Kâlellâhu Teâlâ, lekad alimte, sen muhakkak ki, yemin olsun ki sen bildin, mâ hâülâ'i yantıkûn. Onların konuşmayacağını, o putların bir şey söylemeyeceğini sen bildin diyorlar. Şimdi burada
tahkik edatı, lam cevabül kasem lamı, alimte kalp fiili, fiil fail, ma nefi edatı, ha ulai yantıkun, fe ha ulai mübtedeun ve yantıkune haberuhu. Bakın mübteda habere dönüyor. Çünkü ma geldi. Ve leysa mef'ulen evvelen ve thaniyen. Burada ha ulaiye birinci mef'ul, yantıkune'ye ikinci mef'ul diyemezsiniz arkadaşlar. Peki bu ha ulai yantıkun cümlesi ne olur Hüseyin? Mübteda haberden meydana gelen bu isim cümlesi ne olur? Mahallen mensup olur. Alimtenin iki mef'ul yerine kaimdir. Peki alimte lafızla amel etmiş mi? Edememiş. Çünkü araya ne girmiş? Edatü talik girmiş. Ma. Bir diğer talik edatı la'dır. Velen nafiyetü la'i nafiyedir. Kekavlike alimtü la zeydün gaimün ve la amrum. Sistem aynı. Alimtü'den sonra la gelmiş. Bunun sadareti var. Zeydün mübteda gaimün haberdir. Mübteda haber isim cümlesi mahallen mensup. Alimtü'nün iki mef'ulün yerine kaimdir. Alimtü ise Zeydün kaimün cümlesinin lafzında amel etmekten talik edilmiştir la'dan dolayı. Bir de ve inin nafiyetü inin nafiyedir. Yine talik edatı. Ke kavli teala ve tezunnune siz zannediyorsunuz ki in lebithtum illa qalila. Ey ma lebithtum illa qalila. Azıcık kaldığınızı ancak azıcık kaldığınızı zannediyorsunuz. Bakınız tezunnüneden sonra gelen in talik edatıdır. Değil mi? Amelden iptal etmiştir. Lebithtum illa qalila. Bu cümle tezunnünenin iki mef'ul yerine kaimdir. Yine bir diğer talik edatı ve lamül iptida ila mül iptidadır. Nahvu kavlike alimtü lezeydün kaimün. Bak lamül iptida adı üstünde Mehmet Hoca. Lamül iptida bu. Cümlenin başında bulunacak değil mi? Bak amelini iptal etti. Alimtü lezeyden kaimen diyemezsin. İşlem aynı. Allah-u Teala buyurdu ki ve lekat alimü yemin olsun ki onlar bildiler. Lemen işterahu. Tamam mı? Lemen işterahu ma lehu fil ahireti min halak. Onun satın aldığı şeyin ahirette hiçbir payı, hiçbir nasibi olmayacağını bildiler. Yemin olsun. Ve lekat alimu lemen men işterahu. Tamam mı? Artık bu men işterahu cümlesi alimu'nun lafza mef'ulleri olmuyor. Tamam mı? Bu cümle de alimü amel etmekten iptalık edilmiş. Ama lemen işterahu cümlesi mahallen mensup oluyor. Alimü'nün iki mef'ul yerine kaim oluyor. Bir diğeri de velamül kasem cevabül amil kasemdir. Ke kavli şair şairin sözü gibi ve lekat alimtü yemin olsun ki ben bildim le te'tiyenne meniyeti benim ölümümün geleceğini kesinlikle yemin olsun bildim. Zira innel menaya ölümler la tatişu sihamuha onların okları şaşmaz hedefini bulur. Burada alimtü fiil fail le te'tiyenne cümlesi alimtün iki mef'ul yerine kaim mahallen mensup. Burada alimtü amelden talik edilmiş. Çünkü alimtüden sonra ne gelmiş? Le te'tiyenne cevabül amil kasem. Çünkü le te'tiyennenin başında da bir vallahi var. Bir diğer talik edatı nedir? Vel istifhamü istifhamdır. Ke kavlike alimtü ezeydün kaimün. Bak alimtü ezeyden kaimen diyemezsin. Ezeydün kaimün diyeceksin değil mi? Şimdi yalnız bu istifham isimleri bazen cümlenin bir parçası da olabiliyor. Cümlenin temel bir rüknü olabiliyor. Bazen de olmuyor. Burada harf soru manasını katıyor. Ama bazen istifham edatı isim de olabilir. İsim olduğu zaman iki türlü olur. Cümlenin bir rüknü olabilir. Yani müpteda veya haber olabilir. Veya fadle dediğimiz mef'ul çeşidinden de olabilir. İstifham. Her iki durumda da talik edatıdır. Şimdi onların örneklerini vereceğiz. Ve kedalike izâ kâne fil cümleti ismü istifhamin. Eğer cümlede ismü istifham, yani istifham harfi, hemze ve hel harftir. Hemze ve hel değil de eyyü gibi.
istifham ismi olursa sevaun kâne ehade cüz'eyil cümleti. İsterse cümlenin iki cüzünden bir olsun, yani müpteda haber olsun, evkâne fadleten veya mesela mef'ulü mutlak olsun, fadle olsun. Fark etmez. İstifham edatları isim olursa ve o cümlenin bir parçası olursa yine talik işlemini yapar. Fel evvelü birinciye örnek nahvu kavli teala Allahu Teala'nın şu sözü gibi. Ve le ta'lemunne siz yemin olsun ki andolsun bileceksiniz eyyuna eşeddu azaben. Hangimizin azabı daha çetin ve ebka ve daha kalıcı. Şimdi eyyuna le ta'lemunne şu lam cevabül kasem lamıdır vallahi demek. Yemin olsun ki siz bileceksiniz eyyü şu na muzafun ileyh, tamam mı? Eyyü mudaf. Şimdi bakın burada eyyü terkipte ne oluyor? Mübteda. İsmi istifham. Yani alimtü ezeydün gaimün dedik ya, oraya benzetmeyin. Oradaki talik edatı harf, İrab'da mahalli yok. Ama buradaki talik edatı isim ve mübteda. Mübteda mudafun ileyh eşeddü haber. Mübteda haber. Bakınız burada talik edatı cümlenin bir parçası oldu, dikkat edin. Mübteda oldu. Asli unsuru oldu. Olabilir diyor. Böyle de gelebilir talik. Aynı sistem aynı. Mübteda haber isim cümlesi mahallen mensup ta'lemünnenin iki mef'ul yerine kaimdir. Ta'lemünne şu edattan dolayı ameli iptal edilmiştir. Değişen bir şey yok. Ve sani yani yine talik edatı istifham ismi dolayısıyla cümleye giriyor ama temel bir rükün olarak değil de fadle meful konumunda giriyor. Bu da mümkündür. Ke kavli taala ve seyalemullezine zalemu eyyemun galebin yenqalibun. Ve seyalemullezine zalemu zalimler bilecekler, kesinlikle bilecekler. Eyyemun galebin yenqalibun. Nasıl bir dönüşüme tabi tutulacaklarını bilecekler. Şimdi şu eyye terkipte ne oluyor? Bakın ya'lemu mef'ul istiyor değil mi arkadaşlar? Ve se'alemu bilecek fiil. Efali kulüb. Efali kulüb. Ellezine fa'il. Zalemu sıla cümlesi. Tamam mı? Sıla diyelim buna. Şimdi ya'lemu'nun mef'ulü nerede Hüseyin? Şimdi ellezine zalemu ellezine fa'il. Mahallen merfu ya'lemu'nun fa'ili. Zalemü sıla cümlesi, irabta mahalli yok. Ya'lemünün mef'ulleri nerede? Şimdi korkuyorsun değil mi eyye demeye? Ya şunu yapsak, eyye işte mensup olmuş. Yani ya'lemünün mef'ulü yapsak bunu, olur mu? Niye olmaz? Ya sadareti bozulur. Bunu siz eğer ya'lemüye mef'ul yaparsanız istifhamın sadareti bozulmaz mı? O zaman bunu terkipte ne yapacağız? Eyye'yi ne nasb etmiş? Şimdi o bak cümleye daha gelmedik. O nasb olayına cümleye daha gelmedik. Yengalibune'nin nesi oluyor? Mukaddem mef'ulü mutlağı oluyor. Yengalibune inkılaben eyye inkılabin. Nasıl bir inkılapla dönüşümle dönüşeceklerini bilecekler. Heh. Bak sadaret var. Demek ki bu bunun mef'ulü olamaz. Bunun mukaddem mef'ulü mutlağı. Beraber fiil, fail, mef'ulü mutlağıyla beraber cümlesi mahallen mensup ya'lemünün iki mef'ul yerine kaim. Fe eyye munqalibin bu ayetteki eyye mensubun bi yenqalibune. Yenqalibune'nin mukaddem mef'ulü mutlağı olmak üzere lafzan mensuptur. Alel mastariyyete. Alel mastariyye ne demek? Mef'ulü mutlak olmak üzere. Ey yengalibune eyye inkılabin demektir. Ve ya'lemu, ya'lemu ise muallakatun anil cümleti bi esriha. Başlı başına efendim cümleden, amelden talik edilmiştir. Yani bu cümlede amel etmesi iptal edilmiştir. Niçin? Lima fiha kendisinde bulunduğu için min, min ismil istifhami istifham edatı ve hüve eyyü. O da eyyüdür. Ve rubbema çoğu kere t
tevehheme, yanlış anladı. Ba'du talebeti, bazı öğrenciler neyi yanlış anladılar? İntisabe eyye bi'alemu. Eyyenin ya'lemu ile mensup olduğunu düşündüler. Ve huve hataun, bu büyük bir hatadır. Niye? Li'ennel istifame lehu sadrul kelam. Çünkü istifama sadr-ı kelam lazım. Fela ya'melu fihi ma kablehu. Öncesi kendisinde amel edemez. Tamam mı arkadaşlar? Meseleyi anladınız. Ve innema summiye hadel ihmalu ta'likan. Bu amel etmeme işlemine talik adı niye veriliyor? Bu sisteme niye talik deniliyor? لِأَنَّ الْعَامِلَ ف۪ي نَحْفِ قَوْلِكَ عَلِمْتُ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ. Mesela عَلِمْتُ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ örneğine bak diyor. Buradaki عَلِمْتُ عَامِلٌ فِي الْمَحَلِّ, mahalde amildir ama وَلَيْسَ عَامِلًا فِي الْلَفْصِ, lafızda amil değildir. E şimdi kardeşim, amil midir değil midir? Cevap veremiyorsun. Lafızda amil değil, mahalde amil. Amil mi değil mi bu? فَهُوَ عَامِلٌ لَا عَامِلٌ. Yani فَهُوَ عَامِلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا عَامِلٌ مِنْ حَيْثُ الْلَفْزُ. Tamam mı? Lafız açısından amil değil, mana açısından amil. Garip bir şey ortaya çıkıyor. İşte buna فَشُبِّهَ بِالْمَرْأَةِ الْمُعَلَّقَةِ, askıdaki kadına benzetiliyor. Askıda tutuluyor. اَلَّتِي, o kadın ki, hiye, o, لَا مُزَوَّجَتُنْ, yani evli de tam değil, yani evli ama bir kocası var ama ona karşı vazifelerini yerine getirilmiyor. وَلَا مُتَلَّقَتُنْ, boşanmış da değil ki gitsin bir başkasıyla evlenebilsin. Ne evli ne boşanmış. Buna ne derler? اَلْمَرْأَةُ الْمُعَلَّقَ derler. Bu amil de ona benziyor. Amel et, edemem. Ama mahalde amel edeceğim. Amil misin, değil misin? Belli değil. Boşanmış kadın mı, yoksa evlilik devam mı ediyor? Belli değil. Buna İslam hukukunda ne derler? El mer'etül muallaka derler. Vel mer'etül muallakatü, mer'e-i muallaka ise, hiyelleti esâe zevcuha işrateha. Kocası onunla güzel bir şekilde geçinmeyen kadına ne derlermiş? El mer'etül muallaka. Yani kocası onunla geçinmiyor. Dolayısıyla ne onu boşuyor, ne onunla evlilik sürdürüyor. Kadını böyle askıda bırakıyor. Ve delilu ala ennel fi'le amilun fil mahalli. Peki delilin ne? Bu kalp fiillerinin talik edildikleri zaman mahalde amel ettiklerinin delili ne? اَنَّهُ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى مَحَلِّ الْجُمْلَةِ بِالنَّصْبِ. Bakın, bu muallakun anha olan cümlelerin mahalline atıf yapıldığı zaman matufta nasb ortaya çıkıyor. Örnek, kekavli küseyyir, şair Küseyyir'in sözü gibi. وَمَا كُنْتُ اَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَلْبُكَى. Ben diyor, sevgilisinin adı Azze, Azze'den önce ağlamak nedir bilmezdim diyor. وَلَا مُوْجِعَاتِ الْقَلْبِ, kalp sızılarını da bilmezdim. حَتَّى تَوَلَّتْ, nihayet diyor onun aşkı benim kalbimi kaplayınca, onun sevgisi, ben diyor gözyaşının ve kalp sızısının ne olduğunu öğrenmiş oldum diyor. Şimdi وَمَا كُنْتُ اَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ, bak. مَلْبُكَى, اَدْرِي, دَرَى يَدْرِي'den kalp fiili değil mi? قَبْلَ عَزَّةَ zarf. Ma, bakın burada ismi istifhamdır. El büka, onun haberidir. Mübteda haber cümlesi edri'nin iki meful yerine kaim olmak üzere mahallen mensuptur. Talik işlemi var değil mi burada? Peki şimdi bu mel büka cümlesine atfedilen ve la müci'ati okuyoruz. Niye? Hüseyin, niye ve la müci'ati okuyoruz? Matuf, matufun aleyhin irabını almaz mı? Demek ki mel bükanın mahallinde ne var? Nasb var. Tamam mı? Fe'utife veya da fe'atafe, şair atfetti mücaatin bin nasbi. Nereye atfetti? Ala mahalli kavlihi mel büka. Mel bükanın mahalline atfetti. Ellezî ullika anil ameli fihi kavluhu edri. Edri fiilinin kendisinde amel etmekten talik edildiği
muallakun anha olan cümle olan melbükanın mahalline atfedildi. Ondan dolayı velâ mûci'âti dendi. Vallahu subhanahu ve taala a'lemu a'la ve a'lemu ve a'azzu ve ekremu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Lillahi'l-Fatiha.